Ben metalurji ve malzeme mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Metalurji ve malzeme mühendisliği aslında endüstriyel malzemelerin, endüstriyel malzemeler derken de 4 ana grupta toplanıyor aslında. Metaller, seramikler, kompozitler ve polimer malzemeler diye. Bu endüstriyel malzemelerin aslında kullanılacakları yerdeki onlardan beklenen özelliklere göre hem ham madde hallerinden üretilmesi hem de geliştirilmesi, şekillendirilmesi ve geri dönüşümünü kapsayan bir alan. Metalurji ve malzeme mühendisliği programı Türkiye'de adından da zaten bu yüzden bu adı alıyor. Sanayi ile de alakalı biraz bu durum. Metal ağırlıklı bir ders müfredatı var ama 3. sınıftan sonra bölüm seçmeleri geldiğinde diğer alanlarda, diğer malzeme türlerinde eğer çalışmak istiyorsanız o seçmeli dersi seçerek kendinizi başka metal dışında bir malzeme sektöründe de değiştirebiliyorsunuz. Teknik üniversite olmasından kaynaklı tabii ki laboratuvar imkanları, laboratuvar olanakları daha iyi durumda. Bizim fakülte zaten kimya ağırlıklı bölümlerin olduğu, laboratuvar ağırlıklı bölümlerin olduğu fakülte. O yüzden bizim bölümde aynı şekilde laboratuvar sayısı ve laboratuvar derslerinin niteliği, işlenme sıklığı gibi bir avantajı da var. Ama tabii Türkiye yani görece böyle olduğunu söyleyebiliriz ama hani her bölümde, her okulda olduğu gibi aslında yani laboratuvarlarda da işte çeşitli sıkıntılar, işte malzeme eksikliği ya da kapasitenin fazla olması, işte bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayarların çalışmaması bazen falan gibi sıkıntılar oluyor. Bunlar yani bölüm, bizim en azından bölüm açısından hocaların niyetinden ya da şeyinden bağımsız. Sonuçta Türkiye'deki toplam akademinin de geldiği yerle de alakalı biraz. Üniversitelerin toplam içinden geçtiği süreçle de alakalı. Teknik üniversite olduğu için zaten bizim okul bunun getirdiği avantajlar da var. İşte özellikle bizim fakülte kimya ağırlıklı bir fakülte olduğu için hem laboratuvar imkanları hem işte akademisyen kadrosu hem sayısı hem niteliği hem olanakları, işte sanayi ile olan ilişkileri bölümlerin, bizim bölüm açısından da öyle, çeşitli olanaklar sağlıyor. Ama tabii bu hani Türkiye gerçeklerinden kopararak da söylememek lazım. Yani bu belki görece bir şey. Yani Yıldız Teknik Üniversitesi teknik üniversite olduğu için, sayılı üniversitelerden biri olduğu için böyle, ama sonuçta işte hem üniversitelerin toplam, Türkiye'deki akademinin içinden geçtiği süreç hem de işte iş bulma, staj bulma konusunda her ne kadar bizim bölüm açısından hani hocaların sanayiyle olan ilişkilerinin getirdiği bir avantaj sağlasa da bunlar görece aslında okulun ve bölümün avantajlı olduğu yerler olduğunu söyleyebiliriz belki. Kulüpler açısından da yani bölümün zaten malzeme bilimleri kulübü yaklaşık 3 sene önce falan sanırım kurulmuştu. Yeni bir kulüp olmasına rağmen okulun en aktif kulüplerinden biri şu an. Gerek işte yaptığı seminerler, teknik geziler gibi etkinliklerle öğrencilerin de çok ilgi gösterdiği bir kulüp. Onun dışında zaten işte malzeme mühendisliği interdisipliner bir alan olduğu için diğer mühendislik kulüplerine de birçok arkadaşın katıldığını söyleyebiliriz, işte özellikle Kimtek gibi bizde daha yakın olduğu için. Yani ben bu sene bitiriyorum okulu ve genel olarak hani okulun eğitiminden, ya bölümün eğitiminden en azından memnun olduğumu söyleyebilirim. Yani sanayi üretimde çalışmak isteyen, çalışabilecek ya da buraya ilgi duyan arkadaşlar için de uygun bir bölüm aslında. Özellikle interdisipliner bir alan olması da hani çok fazla sektörde çalışabilme imkanı da sağlıyor.